Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videomun 3. bölümündeyiz. Bu bölümde Amigurumi Fall Guys karakterinin sol kolunun nasıl örüldüğünü öğreneceğiz hep birlikte. Yeni tekniklerimiz var. Parmak örmeyi ve ördüğümüz parmakları birleştirmeyi öğreneceğiz. Ayrıca arkadaşlar dirsek öreceğiz. Dirsek nasıl örülüp bu şekil veriliyor? Bunu anlatacağım sizlere. Videomu beğeni ve yorumlarınızı da bırakırsanız ayrıca beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar çalışmamıza kol örerek devam edeceğiz. Kol iki parçadan oluşuyor. Önce bu pembe kısmı öreceğiz. Mor kısmı da ayrıca öreceğiz ve birleştirip dikeceğiz bu iki parçayı. Öncelikle çalışmamızda parmak örerek başlayacağız. Şimdi 4 tane parmak öreceğiz arkadaşlar. İlk 3 parmakta ipleri kısa keseceğiz. Ama 4. parmakta ipi kesmeyeceğiz ve diğer parmakları birleştirerek örgüyü devam edeceğiz. Şimdi parmak örerek başlayalım çalışmamıza. Başlangıçta 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Şimdi ikinci zincirin içine bir tane arttırma örüyorum. 1, 2. Son zincirin içine de bir arttırma yine öreceğiz. 1, 2. Zincirin diğer tarafına dönüyoruz. Buraya bir tane sık iğne öreceğim. Bu sıramızda toplam 5 tane sık iğne örmemiz gerekiyor. Şimdi geliyoruz ikinci sıramıza. Bir ayraç kullanalım arkadaşlar. Sıra başımızı kaybetmeyelim. Şöyle bir ip koymak istiyorum buraya. Şimdi ikinci sıramızda bir tane arttırma öreceğim. 1, 2, 4 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Üçüncü sıra bir tane arttırma öreceğim. 1, 2, 5 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. Böylece birinci parmağı bitirmiş olduk. Burada bir tane zincir çekeceğim. İpliği kısa kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci parmağı ördük. 3 tane daha parmak örelim. Fakat üçüncü parmakta ipliği kesmiyoruz. Diğer parmakları birleştirerek çalışmamıza devam edeceğiz. Şimdi 3 tane daha parmak örüyoruz. Bir tane parmak ördük arkadaşlar. Bakın 3 tanesi burada. Bir tanesi de elimde. İpi kesmedim. Örmeye devam edeceğim. Şimdi diğer parmağı alacağım. Kaldığımız yerden örmeye devam edeceğiz. Burada kalmıştık. Şimdi buraya 4 tane sık iğne öreceğiz. Bu ikinci parmak üzerine. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi üçüncü parmağı alacağım.
Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz örmeye. Buradan 7 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. İkinci parmağa geçtik. Yine kaldığımız yerden, yani buradan 3 tane sık iğne öreceğiz. İkinci parmak üzerine örüyoruz. 1 2 3 Şimdi birinci parmak üzerindeyiz. Yine 3 tane sık iğne öreceğim. Nereden? Şuradan itibaren. 1 2 3 Şimdi bakın şeklimiz böyle olmalı. Burada toplam 21 tane sık iğne örmüş olmalıyız. Şimdi geliyoruz arkadaşlar ikinci sıraya. Ayraç kullanalım. Sıra başımızı kaybetmeyelim. 14 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 13 ve 14 Dördüncü parmağı alacağız arkadaşlar. Şimdi dördüncü parmakla eli birleştireceğiz. Bir tane sık iğne kullanacağız. Parmaktan bir sık iğne, elden bir sık iğne kullanarak birleştireceğiz. Şimdi bakın yine kaldığımız sık iğne var ya, onun içinden geçiriyorum tığımı. Şöyle geçirelim. Bir de elden ilk boş sık iğnenin içinden geçirelim. Şöyle tutacağız parmağı yani. Bir tane buraya zincir kaydırma yapacağım. Ve birleştireceğim. Yani bakın parmağı bir tane sık iğne kullanarak birleştirmiş olduk. Burası önemli. Şimdi örgümüze devam edeceğiz. Kaldığımız yerden el üstünden örerek devam edeceğiz. Bu sık iğnenin içine zincir kaydırma yaptık, birleştirdik. Şimdi bir sonraki boş zincirin içine bir tane arttırma örüyorum. 1 2 5 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 ve 5 Bakın çalışmanızın şeklinin böyle olması gerekiyor. Parmağı bir tane sık iğneden birleştirdik. Böyle görünmesi gerekiyor. Şimdi üçüncü sıraya geliyoruz. Yine ayraç kullanalım. 12 tane
Sık iğne öreceğiz. 1 2 11 ve 12. Şimdi burada bir tane arttırma öreceğim. 1 2 Şurada bir tane boşta sık iğnemiz kaldı. Parmaktan da bir boş zincirle buradaki boş zinciri karşılıklı birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi parmağı şöyle getireceğiz. Bir tane parmağın içinden boş zincir alacağım. Bir tane de elden alacağım. Karşılıklı bir zincir kaydırmayla birleştiriyorum. Yine parmakta bir tane boş zincir alacağım. O da bakın şu boş zincir. Bunu alıyorum. Bir tane de elden alıyorum. Yine bir zincir kaydırmayla birleştiriyorum. Parmağın üstünde arkadaşlar boşta 1, 2, 3 ve 4. Parmakta 4 tane boş zincirimiz kalacak. Geliyoruz el üstüne. Devam edeceğiz örmeye. İlk boş zincirin içine bir tane arttırma öreceğim. Şimdi 4 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve 4. Bu sıramızda da arkadaşlar toplam zincir kaydırmalarla birlikte 20 tane çalışma yapmış olmamız gerekiyor. Geliyoruz 4. sıramıza. 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane arttıracağım. 1 2 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi burada biliyorsunuz 4 tane parmağın üstünde boşta zincirimiz kalmıştı. Burada el üstünde şu an buradayız. Bir tane boşta zincirimiz var. Yine ne yapacağız? Parmaktaki bir boş zincirle bu boş zinciri birleştireceğiz. Şöyle ki. Şimdi parmaktan bir tane boş zincir. Bir tane de buradan alıyorum. Ve birleştiriyorum. Şimdi parmağın üstüne iki tane sık iğne öreceğiz. Bir, iki. Şimdi burada bir tane boş zincir kaldı. Onunla da buradaki boştaki elden bir boş zincir, parmaktan bir boş zincir alacağız ve birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle ki, şöyle ipi bu tarafta bırakın. Daha rahat alırsınız. Bakın böyle birleştiriyoruz. 4 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 ve 4. Bu sıramızda da toplam 22 tane sık iğne olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geliyoruz yeni sıramıza. 5. sıradayız. Elde 12 tane sık iğne öreceğiz. 1 2
11 ve 12. Burada bir tane azaltma öreceğim. 8 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu sıramızda da arkadaşlar toplam 21 adet sık iğne olmalı. Yani bütün sık iğnelerin ve zincir kaydırmaların üstüne sık iğne örüyoruz. Atlamayalım arkadaşlar. Şimdi geliyoruz 6. sıramıza. 5 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 Bir tane azaltacağım. 5 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda toplam 18 adet sık iğne olmalı. Geliyoruz 7. sıramıza. 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 Bir tane azaltıyorum. 3 tane sık iğne. 1 2 3 Bir tane azaltacağım. 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 Bir tane azaltıyorum. 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 Sıramı tamamlıyorum. Burada da arkadaşlar toplam 15 tane sık iğne olması gerekiyor. Şimdi bundan sonraki sıra 4 sıra arkadaşlar. Her sırada 15 tane sık iğne olacak şekilde örelim. 4 sıra sonra buluşalım. Ben çalışmamı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bundan sonra farklı bir teknik uygulayacağız. Zikzak öreceğiz. 5 tane sık iğne öreceğiz. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Buraya bir tane zincir kaydırma yapacağız. İlk boş zincirin içine. Bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 5 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 ve 5 Boştaki ilk zincirin içine bir zincir kaydırma, bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi buraya 5 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 ve 5 Dibine, bakın buraya dibine bir tane sık iğne öreceğim. Dibe bir sık iğne. 9 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın buraya geldik.
bu aşamadayız. Şimdi elin içine düzgün bir şekilde parmakların da içine elyafla dolduralım arkadaşlar. Şimdi düz örmeye devam edeceğiz. 3 sıra öreceğiz. 3 sıra, her sırada 15 tane sık iğne olacak şekilde öreceğiz. Nereden itibaren? Şimdi bakın, buradan düz devam edeceğiz. Şuradan itibaren. Dilerseniz buraya bir ayraç koyun. Doğru örüp örmediğinizi sayarsınız. Şuradan itibaren öreceğiz ve 1, 2, şuraya kadar toplam 15 tane sık iğne olması gerekiyor. 3 sıra, her sırada 15 adet sık iğne olacak şekilde örelim. Evet arkadaşlar, ben 3 sıra çalışmamı tamamladım. Şöyle göstereyim size. Sizin de çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Bakın, şöyle olacak. Bu oyuncağa göre sol kol arkadaşlar, bize göre sağ kol. Diğer kolun örülüşü de farklı. Onu daha farklı öreceğiz. Şimdi pembe ile örülecek kısmı bitirdik. Sol kol tamam. Burada da ipliği arkadaşlar kısa keselim. Kısa kesip içeride saklıyoruz. Şöyle bir tane hatta zincir çekelim ki sökülmesin. Kısa keselim ve içeride saklayalım. Evet arkadaşlar, bu bölümdeki videomda da sizlere Amigurumi Fall Guys karakterinin sol kolunun nasıl örüleceğini anlattım. Yeni teknikler öğrendik. Videomu beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yeni bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bolca örgü dolu günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.